detaylı okuyacağım o yanıttan. Ayrıca bir kez daha hatırlatayım. Her türlü yanıt hakkını kullanmak isteyen herkes programımıza bağlanabilir. Ekranımız buna açıktır. Aradan önce reklama gittiğim için Cem Bey'in sözünü kesmek durumunda kaldım. Reklam sürelerini sarkıtamıyoruz. Buyurun Cem Bey, bitirin yorumunuzu. Hemen hemen yani anlatmak istediklerimi söyledim. Bu gayri meşru eylemler için resmi olmayan bir yarım militer bir örgüt kurulmuş. Belki Amerika'nın bile kuruluşunda katkısı olabilir. Demin dediğim gibi o Sadat'la dönemde. Sadat'la ilgili söylüyorsunuz değil mi? Sadat için söylüyorum. Ama sonradan neler oldu bilmiyorum ama farklı amaçlara da yönlenmiş. Onlar ama o amaçlarla kullanılmış olabilir. Ben inanın hala şaşırmıyorum. Yani bunlar bilinense... Mesela ben merak ediyorum. Silahlanın çağrısı. 16 Nisan 2017 akşamı o mühürsüz pusulaların geçerli sayılıp rejimin değiştirildiği akşam daha sonra soruyorlar Kılıçdaroğlu'na. Niye YSK'nın önüne gitmedin, bir tepki vermedin diye. Kan dökülür diye korktum diyor. Yani bunlar söylendiği zaman arada kaynadı gitti bunlar ama neden bunu söyledi? Kim dökecek kanı? Kime karşı dökecek? Ya bunların üzerine gitmediğimiz için ben onun için şaşırmıyorum. Yani bunun varlığı demin dediğim gibi çok basitçe girdiğiniz zaman İngilizce Wikipedia'ya girdiğiniz zaman Sadat'ın ne olduğu, neler yaptığı çıkıyor ortaya. Peki. Hiç merak etmiyor muyduk? Yani Katar'da niye bir üssümüz var veya Sudan'da, Somali'de bir üs niye oluşturmaya çalışıyoruz? Hangi amaçla? Dünyanın en büyük büyükelçiliği bizim Somali'de. Ne işimiz var? Yani kaç tane diplomatımız var ki orada? Belli ki orayı karargah olarak kullanıyorlar. Ve hangi amaçla? Tabii. Yani bunları zamanında kafamızdan geçen soruların cevapları şimdi böyle yavaş yavaş çıkıyor ortaya. Peki. Şimdi bugün ele alacağımız konular birbirleriyle de bağlantılı. Kesinlikle. Cem Bey de onu söyledi. Az önce hatırlattığı mevzu, yani kan dökülür diye korktum. Şimdi de Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler olabilir şeklinde kaygım var, sözü var. Yine bu konuda Sedat Peker'in de bir takım ifadeleri var. Sadat diyoruz, hakkında bu kadar iddia ortaya atılan bir yapı nasıl oluyor da harp okullarındaki mülakat komisyonlarında işte temsil edilebiliyor? Yani kaç üyeyle temsil edildiğinden öte temsil edilebiliyor. Orada ne soruluyor? Adaylar neye göre belirleniyor? Kriterler ne? Bunları konuşacağız. Ama Fikret abiye hemen dönelim. İlk dilimde söz verememiştik. Şimdi Sayın Bila, sıcağı sıcağına Sedat Peker'in iddialarını ortaya attık. Bir, Nevzat Tarhan üzerinden ortaya attığı iddialar var. Ve Ergenekon sürecini hatırlatıyor. Ergenekon sürecinde adeta o kumpasın kurulmasında rolü olduğuna dair iddiasını dillendiriyor Sedat Peker. Daha doğrusu ona görev biçildiğini ve o da görevi yerine getirdiğini, hatta kendisini de bu işin içine katmak istediğini ama asıl amacın da orada sözünü ettiği komutanı da, Köksal Karabay'ı da Ergenekon davasına dahil etmek niyetinde olduğunu söylüyor. Ondan sonra da Sadat'la ilgili iddialarını ortaya atıyor. Bu eğitim, Rus alfa timlerinden eğitmenlerin geldiği, kayıt dışı eğitim verildiği, ondan sonra işte buna ilişkin inkarlara rağmen devletin kayıtlarında bunların olduğunu belirtiyor. Adnan Tanrıverdi'nin Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği için hazırlıklar yapan bir kişi olduğunu hatırlatıyor. Böyle bir kişinin kendisine akıl verdiğini belirtiyor. Ondan sonra da işte Sadat'a yönelik diğer kayıtlarla ve iddialarla ilgili olarak devam ettiriyor tweetlerini. Bu tweetleri şu anki gündem itibariyle nasıl okudunuz Fikret Bey? Bizim konuştuklarımız, burada dile getirilen yorumlar ışığında sizin görüşleriniz nedir, ne dersiniz? Evet Gökmen, bence bu tweetler siyasi tweetler, yani gelecekteki siyasi olaylarla ilişkilenebilir. Sedat Peker iddiaları tabii iddia düzeyindedir. Daha önceki iddiaları kamuoyunu tatmin edecek şekilde yanıt bulamamıştı. Ve bunların çoğu da doğrulanmış iddialar ara dönüştü. Dolayısıyla önem vermek lazım. Yani iddialara çok önemli. Bu iddialara cevap vermesi gereken kişi ve kurumların kamuoyunu tatmin edecek şekilde yanıt vermeleri gerekir.
Şimdi bu tweetler sebebiyle yaptığımız tartışmanın tam yerli yerine oturması için belki siyasi boyutuna bir değinmek gerekir. Şimdi Sedat Peker ima ediyor ki biz Sadat'la beraber topluma korku salmayı kararlaştırdık. Silahların çağrısı yapacağımı onlar da biliyordu. Öncesinde konuşmuştuk diyerek böyle bir imada bulunuyor. Şimdi tabii mantık, düz mantık yürütsek bile işte Sadat gibi bir güvenlik veya savunma şirketiyle Sedat Peker'in bir araya gelip ya biz bugünlerde biraz toplumu korkutalım, acık eğlenelim, silahların çağrısı yapalım diye karar vermiş olmaları mümkün değildir. Bu bir yerden bu yönde bir talimat almış olmaları gerekir. Çünkü bu bir siyasi sonuç doğuracak da bir çağrıdır. Türkiye gibi 12 Eylül öncesinde sivillerin, gençlerin, üniversite öğrencilerinin silahlandırıldığı bir takım eğitim kamplarında askeri eğitimler verildiğini ve sonra birbirlerini ne düşürüldüğünü ve sonuçta 12 Eylül'ün olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz bu kararı Sedat Peker ile Sadat kim için verdiler, niye verdiler, bu kararın amacı nedir? Niye halkımızı korkutuyorlar? Niye silahların içerisinde korkutuyorlar? Bu soruların yanıtlarının da tartışılması gerekir. Çünkü bu ancak bir siyasi otoritenin vereceği bir karardır. Şunu da ifade etmek lazım ki Sedat Peker AK Parti için mitingler düzenlemiş biridir. Sayın Tanrıver de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süre askeri baş danışmanı olduğuna göre ve hatta eğer bir montaj değilse Milli Güvenlik Kurulu'na katıldığına ilişkin fotoğraflar da yayınlandı. Bu ilişkinin de siyasi boyutunun tartışılması gerekir. Siyasi boyut ortaya konmadan bu tartışma teknik olarak yapılırsa yetersiz olur diye düşünüyorum. Bu boyutlarına mutlaka bakılmalı diye düşünüyorum. Tartışmaya açılması gerektiğini anladığım bir diğer konu da şu. Şimdi tabii soğuk savaş ortadan kalktıktan sonra küreselleşme hızlandı. Liberalizm, neoliberalizm diye ifade edilen anlayış Rusya dahil birçok devleti hakim oldu. Küresel bir süreç yaşıyoruz. Şimdi bu süreç içerisinde eskiden klasik soğuk savaş döneminde devletlerin yapacağı işler ve özel sektörün yapamayacağı işler diye bir ayrım vardı. Şimdi bu ayrımın kalktığını biliyoruz. O süreç içerisinde nitekim şirketlere bağlı ordular kuruldu. Silahlı kuvvetler kuruluyor. Yani bunun da tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan Türkiye amiralimiz orada, diğer taraftan Cem Toker beyefendi orada. Yani liberalizm savunduğu için söylüyorum. Belki bir tartışma boyutu olur. Mesela benim gençliğimde, benim eğitim dönemimde bize şu öğretilmişti okullarda. Bu kamu hizmetleri sınıflandırılır. Bazı kamu hizmetleri tam kamu hizmetidir. Bunları özel sektör yapamamalıdır. Örneğin savunma hizmeti böyledir, milli savunma hizmeti. Özel sektöre devredilecek bir hizmet değildir. Ordu bu işi görür ve o vatandaşların hepsi bu savunma hizmetinden yararlanırlar. Mesela adalet hizmeti. Adaleti ancak mahkemeler sağlayabilir. Yani mahkemeleri ve adalet hizmetlerini özelleştiremezsiniz. Şirketler bu işi yapamaz. Biz böyle öğrenmiştik. İşte eğitim ve sağlık içinde yarı kamusal hizmettir. Hem devlet yapabilir hem özel sektör yapabilir idi. Yani bu devlet teorisinde de böyleydi. Mali literatüründe de böyleydi. Şimdi bunun değiştiğini görüyoruz. Yani işte silah eğitimi veren bir şirket var. Bakıyorsunuz haberlere işte suikast üretiliyor, görülüyor. İşte sızma, boğma. Yani bir vatandaş gidip ben biraz suikast eğitimi alayım diye bir şirkete başvurabilir mi mesela? Bunun hukuki boyutu nedir? Herhangi bir kişi gidip dil kursuna gider gibi suikast kursuna gidebilir mi? Komando eğitimi kursuna gidebilir mi? Bunların hukuki sınırlamaları var mıdır, yok mudur? Bu şirketler ne iş yapar? İşte dünyada örneklerini gördük. Amerika'ya bağlı şirketler var. Geldiler Libya'da, Suriye'de kan gövdeye getirdi. O şirketler elinde. Rusya'nın var. Şimdi işte bu tartışma içerisinde bu Sadat neye oturuyor? Doğrusu ben tam bilmiyorum. Ne eğitim veriyor, ne iş yapıyor, nasıl para kazanıyor? Sedat Peker'in iddiaları var. Diyor ki radikal İslamcıları, cihatçıları eğitiyorsunuz. Bunu biliyor diyor. Buna karşı şirketten bir açıklama var mı bilmiyorum. Danışman olduğu dönemde eğer TSK'daki kararlara katkısı oluyorsa Sayın Tanrıverdi'nin, bu ayrıca tabii konuşulabilir çünkü Sayın Tanrıverdi'nin dünya görüşü belli. Bir İslam Konfederasyonu devleti kurulmasını istiyor, başkentinin İstanbul olmasını öneriyor ve ortaya bir anayasa koyuyor. Bu anayasa da şeriata dayanıyor. Dünya görüşleri açık birisi. Hani bu görüşleri olan birinden acaba
Cumhurbaşkanı ne yönde bir danışmanlık hizmeti alıyor? Veya Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili konularda görüş beyan edip öneride bulunuyor mu? Dolayısıyla çok büyük ve önemli bir tartışma ve yakın geleceğimiz ilişkin olarak da etkileri olacak bir tartışma yürütüyoruz. Bu bakımdan ben siyasi boyutuna, işte liberalizm boyutuna, kamu hizmeti boyutuna dikkat çekmek istedim Gökhan. Peki. Fikret Bila'nın vurguladığı konu çok önemli. Çünkü Sedat Peker tweetlerinde şunu söylüyor, bu son tweetlerinde, yayından hemen önce attığı. Hatırlarsanız diyor, ben işte oluk oluk kan akacak demiştim. O korku iklimini yaratma fikri, ey Sadat diyor, seninle ortak fikrimizdi diyor. Seninle ortak fikrimizdi. Bunu ilk kez, değil mi Barış? İlk kez böyle bir şey söylüyor. İlk kez. Ama diyor ki birisinin talimatıyla bu söylenmiştir diyor. Söylendiği tarih de 1 Kasım 2015 seçimlerinden 2 hafta önce. İşte yani Fikret Bila sadece... şimdi yani bu ortak fikrin arkasındaki siyasi irade olması gerekir diyor. Siyasi iradeye bakmak gerekir diyor. Bu işin arkasında siyasi irade var. Şimdi böyle bir açıklamanın üzerine normalde savcılar soruşturma açması lazım. Açabildiler mi? İçin ağır vesayet var. Adamın alnını karışlarlar. Beraat etti peki, bu sözlerden. Peki iktidar yani siyaseten bunu eleştirdi mi? Böyle bir şey olamaz dedi mi? Yok. Bu işin içinde iliklerine kadar iktidar var. Şimdi bazen hani diyoruz ya